Beyler bayanlar selamlar. Bugün daha öncesinde girmiş olduğumuz bir oyunun bir oyunun hesaplayacağız. Peki hangi oyun mu bu? Creature World arkadaşlar. Bunun duyurusunu çok 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 daha öncesinde yapmıştık. Hemen başlangıç olarak şu şekilde bilgiyi vereyim ben size. Normalde 4 Ocak tarihinde Emrah bunu paylaşmıştı. Üstüne ben e, bu hafta takip edeceğim 4 tane proje diye yaklaşık olarak 8 Ocak'mış. Yani 5 gün oldu. 5,5 gün öncesinde ee, bu dört projeden bir tanesinin bu olduğunu açıklamıştım ve inceleme videosunun sıralamasında hangisinde olması gerektiğini sormuştum size. E, tabi araya Warspace vesaire girdi derken birazcık ertelendi. Hem ertelenmesi daha iyi oldu, daha sağlıklı bir ROI hesaplaması yapabildik. E peki sonuçlar ne mi çıktı? Neye mi patlıyor? Nasıl olacak oyun vesaire? Gelin şimdi hemen kısa kısa size özetlerle bunu anlatayım. Öncelikle arkadaşlar hemen oyun kısa bir özetini de geçeyim. Şimdi size bu oyunda lazım olan şey çok basit. Bir tane base alıyorsunuz bu şekilde. Bir de ya yumurta alıyorsunuz, yumurtanın içinden yaratık çıkıyor ya da direkt yaratık alıp bunu yerleştiriyorsunuz. Zaten bu tüm detayları Emrah'ın videosundan görebilirsiniz. Daha sonrasında Adventure'a bastığınızda arkadaşlar Adventure'a gitsin diyorsunuz tamam mı? Ve Adventure'a gönderdiğiniz gibi gördüğünüz gibi size bazı ödüller veriyor. Bu ödüllerin yanı sıra daha bunlar önemli değil ne çıkarttığınız içinden sadece gol önemli aslında bu cümleyi düzelteyim. Para kazanma açısından baktığımızda şu anda taş ve odun çok önemli değil çünkü onları sadece oyun içinde kullanabiliyorsunuz. Bunlardan tek gold'u arkadaşlar bir malzemeye dönüştürüp satabiliyorsunuz. Taş ve odunun kullanım alanı sadece alchemy station yapmak ve buradan düşürdüğünüz malzemelerle pot yapabiliyorsunuz. Alchemy station'dan pot yaparsanız karlı mı değil mi onu da tekrardan bir araştıracağız. Daha bugün çıktı. Şimdi bizim esas konumuz Direkt hiçbir şeyle uğraşmadan sadece adventure'a göndererek para kazanabiliyor muyuz? Ve kazanırsak ne kadar kazanıyoruz? roi'miz ne kadar sürüyor? Öncelikle ben şöyle bir Excel oluşturdum. Çok basit bir Excel. Giriş tarihimi yazdım. Başlangıç tarihimi yazdım. Ve toplamda kaç gün oynadığımı gösterdim. Hop burayı da bozduk. Yatırım olarak da ne kadar patladığını şuradan bir ana base ve 3 yaratığı ben top yaklaşık olarak 106 vaksa almışım arkadaşlar. Arada 1-2 vaks oynayabilir tabii ki. Toplamda da 6 tane hesap aldığım için 636 yen. hadi o 1 Vax'lar oynasın 1 Vax daha yukarıdan yazdım 640 Vax harcadım Daha sonrasında oyun içinde yaptıkça bazı NFT'leri düşürüyoruz Ne gibi NFT'ler? Hemen şuradan inventory'e tıklarsak yumurta düşürüyoruz Water Bucket, Coal'dır, Empty Bottle'dır Bunların hepsini markette buradaki Atomic Hub'da satabiliyoruz Örneğin şuradan materyale tıklarsam satılan materyalleri ve altındaki fiyatlarını görebilirsiniz. Satılıyor mu diye kontrol edelim. Çünkü bazı arkadaşlar çok o kadar şüpheci yaklaşıyor ki hemen şuradan last sayısı tıkladığımızda arkadaşlar o birisi tamam fiyattan satmış burada. Baya baya satmış yani. Ayın 13'ünde gördüğünüz üzere bugün ayın 13'ü şu an videoyu çekiyorum arkadaşlar. Tekrar ayın 13'ündeki satışları buradan görebilirsiniz. Hala ayın 13'ü diye devam ediyor. Bakın görürsünüz bugünkü satışlar. Yani çıkarttığınız NFT de boşa gitmiyor. Neyse. Ne yaptık bu listemizde arkadaşlar? Her bir düşürdüğümüz parçayı ben buraya ekledim. Ve şu anki bugünkü market kurunu buraya yazdım. Ardından da her hesapta hangisinden kaçar adet düşürdüğümü teker teker yazdım. Bakın örneğin hesap altında çok şanssız. iki tane şeyi düşürmüşüm. Eşek. Neyse. Ee, en sonunda da hepsinin altına bu düşürdüğüm materyallerden. Tabi egg de materyalin içinde kattım burada ne kadar çıkarttığımı yazdım. Ve gördüğünüz üzere bir hesap 76 box'lık malzeme toplamış bile. Diğeri 47, 26. Şu çok az kalmış örneğin. Şu da çok az kalmış. Diğer ekstra kazancımız ne demiştik? Altınları kullanıyoruz, goldları kullanıyoruz demiştik ya arkadaşlar. O altınları da buradan store'a tıkladığımızda buradan golden chest alabiliyoruz. Peki bu kasanın içinden ne çıkıyor arkadaşlar? Şurada kendi discordlarında bir duyuru geçmişlerdi. %50 şansla 2 vakslık bir paket çıkıyor. Bu 2 box'lık paket de arkadaşlar burada gördüğünüz. Hop yanlışlıkla kayıt şeyini açtım. Ee, burada gördüğünüz paketin arkadaşlar içinden çıkan 2 Vax tamam mı? Medium bag Bag'den de yani bunun bir üst boy paketinden de direkt 8 Vax çıkıyor. Yani aslında burada ya Small Bag yazmış ama ben bunu kime kitlersem gibi çünkü bunun içinden zaten 2 Vax çıkıyor. Sen niye bunu 3 Vax alasın? Bu tamamen hoş bir hareket değil. Alanlarda büyük ihtimalle bilmeden alıyor olabilir. Neyse. Neyse konumuza dönelim. %5 şansa da 20 vaksık paket çıkabiliyor. Ve kalan son %25'lik şansa da bir NFT elde ediyoruz ki bu da e, Enchant Mushroom, Brown Mushroom ya da Essence of Life arkadaşlar. Onların fiyatını da hemen şuradan görebilirsiniz. Mushroom, Mushroom ve Essence yani 4, 5, 9 vaksık. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Kasayı açtığınızda minimum 2 vaksa satabiliyorsunuz. 2 vaks elde edebiliyorsunuz. Kasayı ben markette satarsam ne kadar elde edeceğim? 6.8 Vax. Yaşansız deneyip bu 20 Vax'ı deneyebilirsiniz. Ya da direkt marketten 6 Vax'ı satabilirsiniz arkadaşlar. Yani 6.88'de ya da fiyat kırmak istemiyorsanız işte 7 Vax'ı satabilirsiniz. Ama ne yapacağız biz bugün tabii ki? Bir chest alıp bunu açacağız. Şu an hatta hemen deneyelim. Bay dedim arkadaşlar. Ama isteğim algılamadı herhalde. Chest'im burada. Bunu aç dediğimde hemen bakalım. Şanslı mıyım yoksa şanssız mıyım? Inventörüme eklendiğini söylüyor. Inventörüme baktığımda small bag, small back geldi. Tabii ki de şanssızım. Evet zarar 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 zarar. Şimdi diğer kazancınızı etkileyen şeyin arkadaşlar? Yumurta düşürebiliyorsunuz. Ve bu yumurtalar markette hemen şu şekilde göstereyim. 14 vaksa satılabiliyor. Yani ben bu ROI'yi hiç riske almadan hesapladım. Yani şu an ne oldu? Ben ROI'mi uzattım çünkü kasayı normalde 6-7 Vax'ı satabilecekken bana oradan 2 Vax geldi arkadaşlar. Direkt doğal olarak ROI'm uzadı. Aynı şey yumurta için de geçerli. Şimdi ben bu yumurtayı normalde markete koysam şuradan görüyorsunuz 14 Vax buraya da aynısını yazmışım 14 Vax'ı satabiliyorum. Yumurtanın satılıp satılmadığını da görmek isterseniz hemen şuradan Last Sales'e bir 10 da kontrol edelim arkadaşlar. Ayın 13'üne ait bakın hala devam ediyorum şuraya kadar baya şurada şu aralıkta yumurta satışı gerçekleşmiş. Şimdi bu yumurtadan dandik de çıkabilir, legendary de çıkabilir. Dandik ya da legendary ne oluyor? Creature oluyor arkadaşlar bu kullandığımız yaratıklar oluyor. Şimdi bunların da belli bir rarity'si var. Common, uncommon diye ilerliyor ve ve Crapchut. Evet Crapchut diye okunuyor. Neyse. Crapchut'a kadar devam ediyor. Riski şimdi de burada size birlikte deneyeceğim. Bir tane de yumurta açalım arkadaşlar. Bakalım içinden ne çıkacak. Inventörüme eklenmiş olması gerekiyor. Baktığımda Minigi Miniki gelmiş arkadaşlar. Büyük ihtimalle en gelmiştir. Hemen bakıyoruz. Miniki yazalım şuraya. Evet. Ee, şöyle üstüne geldiğimde ne yazıyor? Şöyle tıklayalım hatta daha rahat görün. Kamın arkadaşlar. En çıkarttım. Yani ben bu yumurtadan normalde 14 wax alabilecekken bunu satmaya çalıştığımda 3.5 wax alacağım. Direkt 10 wax zarar yazdı bana. Yani risk seviyorsanız şansınıza güveniyorsanız bunları açıp deneyebilirsiniz ama şansınıza güvenmiyorsanız dümdüz ne geldiyse satabilirsiniz arkadaşlar. Peki risk olmadan ROI'miz ne kadar sürüyor arkadaşlar? Şimdi hesap sayısının fazla olması ve e, gün sayısını da uzatmam birazcık daha sağlıklı bir veriye ulaşmamı sağladı. E tabi normalde bunu 30 güne yayarsam daha da sağlıklı bir veri olacak çünkü Belli olmuyor. Bir gün iki tane NFT atıyor. Sonra bekliyorsun üç gün boyunca atmıyor. Ama bu kısa sürede bile size yaklaşık olarak bir ROI vermeye çalışıyorum. Ama bu ROI'nin de doğru olmadığının farkında olun. Yani bu tamamen sizin şansınıza bağlı arkadaşlar. Eşya düşürme şansınıza bağlı. Normalde benim harcamam 640 iken 5,5 günde 361 vakslık materyal çıkartmam üzerinden konuşursak 9 gün civarında ROI sürüyor. Ama şunu da unutmayın. Markette bir şey satarken bir de fee ödüyorsunuz. İşte yaklaşık olarak e, koyduğunuz fiyatın %10'u masraflara gidiyor, kesintilere gidiyor arkadaşlar. E doğal olarak ROI'nin üstüne %10 da ben ekleyince 10.7 güne ulaştım. Hadi NFT şansını düşürmeye, fiyat oynamasını falan %10 daha etkilediğini düşünürsek de 11 gün, 12 gün olarak düşünebiliriz. Ama tekrardan uyarıyorum arkadaşlar bu tamamen NFT'yi düşürme işi şans. Dümdüz matematiğe dökme şansımız maalesef maalesef. Yok. Normal token çıkartıyorsak size dümdüz matematik hesabını sunardım. Bir de şunu belirtmek istiyorum. Biz oyuna özellikle başından girmeye çalıştık. E neden? Daha çünkü bu oyundan çıkarttığımız altındır, taştır, bilmem nedir alkorda listelenmiyor. E daha breeding çıkmadı. Breeding ne? Yaratıkları birbirleriyle çiftleştirip tekrardan farklı bir oradan yaratık alabiliyoruz. Elimizdeki yaratık sayısını arttırabiliyoruz buradaki malzemeleri kullanarak. İnsanların önceden alma sebebi de bu çünkü ileride değerlenebileceğini düşünüyor ve o yüzden köşeye ayırıyor arkadaşlar. Biz de ileride yükseleceğini ve alkorda listeleneceğini umut ederek oyunu oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Burada anlattıklarım tamamen benim kişisel görüşlerimdir arkadaşlar hiçbir şekilde sizin yatırımınızı etkilememesi gerekiyor lütfen kendi araştırmanızı birçok kanaldan gerçekleştirerek özellikle whitepaper o resmi Discord duyuruları resmi Discord açıklamaları ve varsa farklı yayıncıların da açıklamasını dinleyip en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerektiğini unutmayarak projeye başlayın eğer başlayacaksanız uyarımı da yaptığıma göre kendinize iyi bakın Hoşçakalın.